İyi akşamlar. Siyasi yaşamımızı her aşamada etkileyen, doğru bilinen yanlışların ve yanlış bilinen doğruların farklılıklarıyla izlenebileceği öteki siyasete hoş geldiniz. Kişisel hedeflerin geçmişten günümüze ne derece önemli olduğu vazgeçilmez bir gerçektir. Kişilerin kendilerine belirlediği hedefler, özellikle toplumların ortak sorunlarını kendisine dert edinenler tarafından hem daha çeşitli hem de daha uzun vadelerde olmak zorundadırlar. Bugün Türkiye'deki değişimin ve gelişimin öncüsü olan bir AK Parti'nin ve Kocaeli siyasetinin 2023 vizyonunu konuşacağımız temsilcisi AK Parti Kocaeli İl Başkanı Sayın Mahmut Civelek. Efendim programımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sizlere de bizler Kocaeli TV ekranları aracılığıyla biz de yapmış olduğunuz çalışmalarda başarılar dileyelim. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. İzninizle öncelikle bir hem AK Parti Kocaeli teşkilatlarını ve bugüne kadarki geçirmiş olduğunuz kongre süreçlerini bir genel değerlendirme yaparak, ki biliyoruz ki 12 ilçemizde kongre süreçleri tamamlanmak suretiyle de ilçe yönetimlerinizi yenilediniz. Bu ilçe yönetimlerini yenilemeniz aynı zamanda hem 2014 yılındaki yerel seçimlerin çıkaracak olan, o yarışta yer alacak olan arkadaşlarınızı yanınıza almış oldunuz. Aynı zamanda da 2015 yılındaki genel seçimlerdeki yarışlarda yer alacak olan kadrolarınızı belirlemiş oldunuz. Acaba bu süreçte fırsat eşitsizliğini veya eşitliğini gözetemediğiniz durumlar oldu mu? Ki biliyoruz ki tenkit de edildiniz geçmiş dönemde. Kongre süreçlerinde, aday belirleme süreçlerinde belli başlı sıkıntılar da yaşandı. Bunlarla ilgili sizin takdirinizle birlikte aynı zamanda genel merkezin de bir belirleyici olduğu bir süreç yaşadık. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu değerlendirmelerinizi alalım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Buradan bizi seyreden bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah bereketli bir akşam olur. İnşallah faydalı bir program olur. Ben biliyorsunuz atamayla gelen bir il başkanıydım. Atamamızdan sonra, Şubat ayından sonra teşkilat çalışmalarına başladık ve bu süreçte de bahsettiğiniz gibi kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın ve ana kademelerimizin birer birer kongrelerini icra ettik. Bahsettiğiniz gibi o zamanlar kongrelerde efendim fırsat eşitliğini sağlamıyorsunuz, seçime gitmiyorsunuz, tek liste olarak kongreler yapıyorsunuz gibi bir bakış vardı ama şunun açık ve net bilinmesini istiyorum. Bunların hepsi tamamı bizim genel merkezimizin görüşüydü. Genel merkezimiz Sayın Başbakanımızdan da tabii istişareli bir şekilde kongrelerimizin daha çok tek listeli bir şekilde olabildiği kadar tek listeli bir şekilde olması gerektiğini bize söylediğinden biz de ilçe ilçe bu saydığım 3 kademede de hem kadın kollarında hem gençlik kollarında hem ana kademede gittik ilçe ilçe analizler yaptık. İlçe ilçe arkadaşlarımızı değerlendirdik. Daha sonra Ankara'dan buraya defalarca, bir kere iki kere değil, temayüllerden sonra oradan genel başkan yardımcılarımızın bizle alakalı olan yardımcıları geldi. Burada görüşmeler yaptılar. Temayüllerimizi yaptık. Daha sonra ilçelerimizin bir kısmını biliyorsunuz hemen belirledik. Diğer kısımlarında Ankara'ya defalarca gittiğimiz ilçeler de oldu. Bunları şunun için söylüyorum. Yani burada biz ikinci bir listeye belki müsaade etmedik ama kesinlikle listedeki adayımızı buradaki ilçe başkanımızı örneğin belirlerken bütün herkesle bir istişare yaptığımız gibi en son kararı da genel merkezde genel başkan yardımcımız Ekrem Bey'le bizzat görüşerek verdik. Dolayısıyla teşkilatlarımızın tamamının tamamının istişaresinden geçmiş bir ilçe başkanıyla yolumuza devam ettik. Bu il başkanlığında da aynısı oldu. Bu sefer benimle alakalı görüşmeler yapıldı. Fakat biliyorsunuz ikinci bir aday zaten yoktu. Zaten biz AK Parti ailesi olarak genel merkezimizin söylediklerinin dışına çıkmayız. Bizde bir problem yok. Daha çok bu bahsettiğiniz problemler bizim dışımızda özellikle partimizi yıpratmaya çalışan AK Parti'ye oy vermeyen insanlar da daha çok ya bunlar niye böyle yapıyorlar gibi şeyleri konuştular. Ama biz bugüne kadar girdiğimiz bütün seçimlerden başarıyla çıkmış bir parti olarak, başarıyla çıkmış bir teşkilat olarak genel merkezimizin bu tavsiyesince hareket ettik. Sadece iki ilçemizde
bir Dilovası'nda bir de Derince ilçemizde kongrelerimizi yapmadık. Zaten onları da daha sonra atama şekliyle geldi biliyorsunuz. Evet. Ve bugün de teşkilatın bütün ilçe başkanları belirli, kadın kolları, gençlik kolları belirli. Ve görülen o ki geçen bu zaman süresince teşkilatımızın yaptığı güzel çalışmalarla ne kadar da doğru seçimler yaptığımız tarafımızdan biliniyor. Biz bunu görüyoruz. Genel merkezimiz görüyor. AK Parti'de diğer partilerde olmayan çok güzel bir şey var. Dostluk var, samimiyet var, nezaket var, letafet var. Şimdi baktığınız zaman bizim aramızda bizim bir bakanımız var. 6 milletvekilimiz, toplam 7 milletvekilimiz var, bir tanesi bakan. Bir bakanımız var, 6 milletvekilimiz var, Büyükşehir Belediye Başkanımız var, 12 tane ilçemizin belediye başkanı var. 12 tane ilçemizde ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kolları başkanlarımız var, il yönetimimiz var. Bakın bu kadar büyük bir ailede bizim kendi aramızda bir çekişme, bir husumet, bir başka ayrı ayrı uçlara çekmeyi bulamazsınız. Göremezsiniz. Bizim birbirimiz hakkındaki efendim ya şu şöyle düşünüyordu, bu böyle düşünüyordu. Bunları da göremezsiniz. Bu bizim teşkilatımızın bugüne kadar gelen başarısıdır. Bu benden midir? Bu benden değildir. Bu teşkilatımızın ta ilk örneğin il başkanlığı seviyesinde söylersem kurucu il başkanımız şimdiki sayın bakanımızın attığı maya ile ondan bugüne kadar gelen sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdi sayın milletvekilimiz Fikri Bey, sayın milletvekilimiz Zeki Bey ve benimle beraber teşkilatlarda gelen bu memleket sevgisi, bu hizmet yapma sevdası ile gelen bir hizmettir. Dolayısıyla bunu bir başka partinin ben çok becerebileceğini düşünmüyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Bahsettiğiniz gibi. Evet, ben oraya girmeden başkanım izninizle bir hem özetleme hem de bir açıklama gereğini duyuyorum. Şimdi bu sürece kadar mesela geçen yayın döneminde bazı programlarında tenkit edilen sizin bizzat şahsileştirildiğini görmüştük ve sizin ya şimdi de bizzat sizden dinlediğimiz bir açıklama bu ilçe kongrelerinde sizin baskıcı bir unsur olduğunuza dair bir algı vardı ve o söyleniyordu. Ben şunu anladım. Bu benim inisiyatifimin de dışında aslında genel merkezin politikaları tek aday üzerine olduğu için olduğunu anlamış olalım. Çünkü o süreçte birçok insan Mahmut Cüveli'nin kişi olarak baskıcı uygulamalarıyla diye bir suçlamalar vardı. Bunun böyle olmadığını anlamış olduk bu açıklamayla. Altını çizdiğiniz iyi oldu. Mahmut Cüvelek veya bir başka isim Kocaeli'de il başkanı olduğu müddetçe kendi şahsi egolarını tatmin için bu işi yapmaz. Bir kere hizmet sevdası için yapar ve bu sevdada onun talimat aldığı yer genel merkezidir. Genel merkez başbakanımızı temsil eder. Genel merkezimizden tarafımıza verilmiş bu listeler tek listeli olsun. Bir seçimde kırmayalım, dökmeyelim talimatı doğrultusunda biz bu talimatı uyguladık. Şimdi eğer seçim olsaydı, başka partiler seçimler yaptı. Hatırlayın ilçelerde 3 tane, 4 tane, 5 tane adaylar çıkan yerler oldu. Kırgınlıklar oldu. Biz bu partide bizim başımızdaki genel merkezimizdeki büyüklerimiz bu işi bizden çok daha iyi biliyorlar. Bildiğimiz şudur ve biz bunu uyguladık. Birden fazla adayın olduğu seçimlerde muhakkak herkes nefis taşıyoruz. Fıtrat gereği herkes bir tarafa destek olur. Bu taraflara destek olduğunda hangisi kazanırsa kazansın diğeri bir sonraki seçime kadar muhtemelen küs gider. Biz kucaklamak istiyoruz. Biz bakın bugün istişare kurullarını topluyoruz. Onlarla devamlı iki ayda bir il yönetimi ve bütün ilçeler olmak üzere toplantılar yapıyoruz. Ta bu partinin kuruluşundan beri partimizi bugüne kadar getirmiş büyüklerimizle, hanımefendilerimizle, genç kardeşlerimizle durumları değerlendiriyoruz. Ve kimseyi bu partinin, bu dairenin dışarısında görmek istemiyoruz. Böyle bir kırgınlığa biz izin veremezdik. Ocu, bucu, şucu, şunu destekliyor, bunun adamı gibi söylemler bizim partimizde olmamalı. İşte bu sebeplerden biz genel merkezin tavsiyesini uyguladık. Ha, Mahmut Civelek olarak Kocaeli'de bunu iyi uygulanan bir tanesi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bazılarının işine gelmeyebilir. Bu bazıları tarafından antidemokratik bulunabilir. Hayır, bunun demokratik olmamayla hiçbir alakası yoktur.
Çünkü bakın geçen süre içerisinde bizim partimizde hiç kimse küsüp kırılıp bir şekilde bu partiden uzaklaşmamıştır. Bilakis şu anda hepimiz tek yürek, tek yumruk şeklinde yerel seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah önümüzde yerel seçimler var. Hemen peşinde 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçimleri var. Hemen peşinden genel seçimler var. Aynen bahsettiğiniz gibi bu seçilen teşkilatlar inşallah Kocaeli ölçeğinde bizi seçime taşıyacaklar. Ve burada yerel yönetimlerde aday belirlerken, genelde aday belirlerken, Cumhurbaşkanı aday belirleme gibi bir durumumuz yok. Çalışma gibi bir durumumuz var sadece. Bu teşkilatlar muhakkak gündemde olacak. Kamuoyu yoklamalarımızı yine yapacağız. Temayüllerimizi yine yapacağız. Genel merkezimiz bizden başka bir kıstas isterse, ne isterse onları yeniden yapacağız. Bizim için önemli olan sadece Kocaeli'de başarmak değil, Türkiye'deki büyük başarıya hep beraber imza atmak ve bu başarıda bizim de bir tuzumuzun olmasıdır. Yoksa Sayın Başbakanımız hamdolsun başta olduğu sürece her zaman zaten bu milletin sevgisini kazanmış ve bu millet Recep Tayyip Erdoğan var diye AK Parti'ye özellikle ayrı bir destek sunmaktadır. Biz teşkilat olarak sadece bunun organizasyonunu yapıyoruz diye düşünüyorum. Yoksa Sayın Başbakanımız hamdolsun tek başına bu işleri yapabilir. Peki bu süreçte tabii teşkilatlarla birlikte üye yapılanmalarında da oldukça büyüdünüz ve Türkiye çapında da bu konuda fazla üye yapma ile ilgili bir ödülünüz var parti kanalınıza. Var. Son zamanlarda da bir gelişme var. Geçmiş süreçte de bir basın açıklamanız oldu. Bazı üyelerinizin üyelikten düşürüldüğü bir durumla da karşılaştık. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Şöyle. Biz o haberin çıktığı günlerde 223 bin küsuratı var bir üye ile. Kocaeli olarak çok alt sıralardan üst sıralara Türkiye'de 11. sırada olarak biz belgemizi Sayın Başbakanımızın elinden aldık. Şimdi şunun bilinmesini istiyorum. Bütün partiler üye yaptıktan sonra yılın 6 ayında ve 12. ayında yani iki kere Yargıtay'a yaptıkları üyeleri bildiriyorlar. Yargıtay bu bildirilen üyeliklerden çakışan üyeler varsa bunları partilere bildiriyor. Diyor ki, örneğin AK Parti'ye, sizde gözüken fakat daha sonra başka bir partiye gitmiş olan veya başka bir partide gözükürken size üye olduğu, siz liste gönderiyorsunuz ya, gözüken kişi sayısı, isimleri, TC kimlik numaraları şunlardır diye bize bir liste gönderiyor. Bu yeni bir şey değil. Bunu daha önce de gönderdi. 6. ayda da gönderdi. 6. ayda yaptıktan sonra 7. 8. ayda bizim elimize ancak ulaştı. O zaman da Yargıtay yapıyor. Yargıtay. O zaman biz Yargıtay çakışan üyeleri herkesin, her partinin genel merkezine bildiriyor. Genel merkez bunları il il ayırıp bize bildiriyor. Daha öncesinde bize bildirilen bu listedeki isimleri biz gittik tekraren üye yapacaklarımızı yaptık. Bir kişi kendi isteğiyle bir partiye üye olabilir, daha sonra bunu unutup başka bir partiye üye olabilir, daha sonra örneğin başka bir şekilde istifa edebilir, istifa ettiğini zannedebilir, haklarını bilmeyebilir, başka bir parti üye olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Şimdi bunları biz daha önce yaptık. Hiç ortalığı ayağa kaldırmadık. Bizden de aynı şekilde başka bir partiye üye olanlar diye bir liste geldi. Biz tekrar ilçelerimize bunları bildirdik. İlçelerimizde aynı şekilde üye çalışmalarını tekrardan yaptılar o kişilerle alakalı ve yeniden üye yaptık. 12. ayda yani şu yakın zamanda bize gelen listelerde yine böyle 3273 kişiydi bir liste geldi. Dendi ki bu listelerdeki kişiler başka bir partideki üyelerle çakışıyor. Aynı demin arz ettiğim şekilde. Fakat bugüne kadar belki üye yapmayla çok ilgilenmeyen veya bunun böyle olduğunu bilmeyen özellikle CHP bunları aldı ve sanki piyasaya basınında biraz tabii bu işi ne diyelim belki bilmediğinden belki de bir haber niteliği taşıdığından Türkiye ölçeğine sadece Kocaeli'de değil vay efendim işte bizim üyelerimizi kendi taraflarına geçiyorlar haksız yere üye yapıyorlar helal üye gibi şeyleri tabii siyaset yapıyorlar. Bunları yapmak zorundalar. Bunları söylemek zorundalar. Bunları kullandılar. Savcılığa başvuranlar da oldu. Şimdi burada
223 bin küsür üyeden 3273 üyeyi konuşuyoruz. Ve bükerler. Bir rakama. Yani. Şimdi hatalar olmuş mudur? Hatalar olmuştur tabii. Belki kişilerin bazılarının haberi olmadan bu kişiler üyede yapılmış olabilir. Bunun sebebi şu. Tabii üye kampanyası yapıyorsunuz. Burada bir parantezle şunu da söylemek istiyorum. Üye kampanyası Türkiye ölçeğinde Sayın Başbakanımızın hedef göstermesiyle yapılan bir üye kampanyasıdır. Ben il başkanı olduğumdaki üye kampanyası önce %10'du. Sonra %15 yapıldı. Biz her zaman Kocaeli olarak bunun üstündeydik. Şu andaki hedef üye sayımız da %25'tir. Yani 1 milyon 94 bin küsür seçmeni olan Kocaeli'de biz şu an %20 civarlarındayız. %5'lik bir üye ortalama 50 bin kişidir. 50 bin tane yeni üye yapmamız lazım. Hala eksiğimiz var diyorsunuz. Tabii hedefin altındayız şu anda. Yeni hedeften dolayı altındayız. Biz yeniden üye yapacak mıyız? Evet, yeniden üye yapacağız. Şimdi parantezi kapattık. Bu üye yapmalarda biz kimlerle üye yapıyoruz? Örneğin siz bizim il yönetimimizdesiniz, ilçe yönetimimizdesiniz, mahalle başkanı mısınız, meclis üye misiniz? Diyorum ki ben size, bakın üye yapmanın şartları şudur. Üye şöyle yapılır. Koçanlarımızı dağıtıyoruz. Siz bu arada biraz gevşeklik yapıp, ya bu benim asker arkadaşım, bu benim amcamın oğlu, bu benim teyzemin kızı deyip, onun senin kimlik numaranı söyle bakalım veya kimliğini bir alabilir miyim, fotokopisini gibi. Ona da imza attırmadan yapılanlar olmuş mudur? Olmuştur. İşte bu hatadır. Bir yanlış değildir. Yani böyle bilerek, kasten üye sayımızı artırmak için, Allah korusun, biz öyle insanlar olmadığımız gibi buna da ihtiyacımız yok. Yani bu kadar zaten 7,5 milyonu geçmiş Türkiye'de, üye sayısı 7,5 milyonu geçmiş artık ülkedeki yaşayan nüfusun onda birinin üye olduğu bir partide bunların hiçbirine ihtiyaç kimse duymaz. Ha burada bu tür yerleri zaten örneğin memurlar varsa bunları zaten otomatik olarak Yargıtay üyelikleri düşürüyor zaten, o anda düşürüyor. Şunun bilinmesini istiyorum, kanun gereği. Bir kişi iki partiye üye ise aynı anda Yargıtay'ın getirdiği listede ikisinden de otomatik olarak üyeliği düşüyor. Yargıtay sadece bunları kendi sistemlerinden de düşün diye gönderiyor. Yani üyeliği düşen insanların kalkıp yeniden benim üyeliğimi silin demesine gerek yok. Zaten silinmiş oluyor. Burada CHP'nin yaptığı özellikle bunu biraz daha çok daha kalabalık gösterip, efendim hadi bakalım savcılıklara gideceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Acaba biz buradan nemalanabilir miyiz düşüncesine girmişti. Olay budur. Peki ben şunu sormak istiyorum başkanım. Geçmiş yakın bir zaman süreci içerisinde Konya'daki bir açılış töreni sırasında Sayın Başbakan'ın bir serzenişi olmuştu. Bürokrasiyle ilgili. Bir hastane... Evet, yok. Kuvvetler ayrılığına birazdan ayrıca bir soracağım ama hastanelerle ilgili mesela sağlık merkezleri oluşturma ile ilgili bir yapıldığında Danıştay'dan geri döndüğünü ve bir türlü hala geçemediğimiz noktalar var. Bürokrasiyi aşamıyoruz diye bir şikayeti ve serzenişi olmuştu. Onun için ben onu da örnek alarak size sormak istiyorum. Bunca hedefin içinde 2023 hatta daha ileri hedeflerin içerisinde kadroları da kurarken bir taraftan bu şikayet edilen bürokrasiyi, bürokratları iyi seçebiliyor muyuz acaba? 2023 hedefleriniz içerisinde yer alacak olan Kocaeli için söylüyorum. Bu seçim süreçlerinde görev olacak teşkilatlarınızı tamam seçiyorsunuz ama aynı zamanda bürokrat seçimlerinde yapabiliyor musunuz acaba? Sonuçta yapılan ve belirlenen politikaların uygulanmasında icra makamlarında da bürokratlar var. Bürokrasideki insanlarımız var sizlerin uyguladığı politikalarla. Kocaeli'deki siyasiler olarak, evet. Türkiye'de belki böyledir ama başka her bütün illeri bilemem. Ama Kocaeli'deki siyasiler olarak bizim bürokrasiye bakışımız çok daha değişiktir. Örneğin en baştan başlayalım. Bu şehirde bir valimiz vardır, kaymakamlarımız vardır, emniyet müdürlerimiz vardır. Aşağı doğru gittiğimiz zaman her dairelerde, örneğin tarımda işte müdürümüz vardı, sağlıkta şimdi sistem değişti, genel sekreterlik sistemi var. Bütün bunlarda biz bir kere genel merkezimize ve bağlı olan bakanlıklarımıza mutlaka güveniriz. Bunların bazen istişarelerini yaparız. Bizim özel bir isteğimiz olduğu zaman şu kişiden faydalanabiliriz, şurada bir boşluk var, şu kişi daha iyi olabilir deyip de istişare ettiklerimiz olmuştur. Ama sonucunda biz şu anda Kocaeli'deki
çalışan bürokrasimizden memnunuz. Evet. Hatta çok memnunuz. Onlarla şöyle bir konuşma yapıyoruz geldiğimizde. Benden önceki il başkanları da aynısını yapardı. Örneğin bir emniyet müdürlüğünü konuşalım. Yeni geldiği için. Biz emniyet müdürlüğümüzde oturup konuşurken emniyet müdürümüze çok güvendiğimizi ona söylüyoruz. Diyoruz ki sayın müdür, biz Ankara sizi uygun gördü ve buraya gönderdi. Biz size çok güveniyoruz. Bizim sizden özel hiçbir isteğimiz olmaz. Sadece gördüğümüz bir yanlış olursa sizi uyarırız, bunu size söyleriz. Siz de uygun görürseniz, uygun gördüğünüz şekilde bunun çözümünü ararsınız. Ama biz sizden sadece başarı isteriz. Halkımız bizden başarılı bürokrasi, başarılı emniyet, başarılı tarım müdürü, başarılı bayındırlık istiyor değil mi? Başarılı sağlık politikaları istiyor. Dolayısıyla biz emniyet müdürümüzün orada yaptığı atamalara karışmayız. Deriz ki o hangisini uygun görürse onu yapsın. Çünkü biz sonuçlarla ilgileniriz. Örneğin bir genel sekreterlik oldu şimdi. Sağlık sistemi değişti biliyorsunuz. Sağlıktan bahsettiğiniz için aklıma geldi. Genel sekreterimiz atandı. Biz mesela daha önce burada İl Sağlık Müdürümüz olan Hasan Bey'in özellikle genel sekreter olması konusunda bakanımızla, milletvekillerimizle oturup özel bir istek yaptık. Normalde kendi illerinde çalışan sağlık müdürlerini çok da genel sekreter olarak atamak istemiyordu Sağlık Bakanlığı. Ama onlar da uygun gördü. Biz de kendisine memnunuz. Çok da çalışkan bir bürokratımız. Ve genel sekreter olarak atandı. Genel sekreter olarak atandıktan sonra aramızdaki nezaket her zaman şöyle. O bize soruyor. Diyor ki sayın başkanım böyle böyle bir şey düşünüyorum. Biz ona diyoruz ki sayın genel sekreter, siz nasıl uygun görüyorsanız o bize de uygundur. Çünkü biz sağlıkta başarıyı hedefliyoruz. Diğer bütün birimlerde olduğu gibi. Herhangi bir bürokratımızla konuşacak olsanız, tabii onlar belki bu konuda şey yapmazlar ama hepsinin de siyasetten çok memnun olduğunu mutlaka göreceksiniz. Çünkü bizim siyasiler olarak bu arkadaşlarımızla, bürokratlarımızla herhangi bir efendim ihale şöyle olsun, bu buna verilsin, bu şuna verilsin gibi bir işimiz olmaz. Sadece bir gördüğümüz yanlış varsa bizzat kendisiyle oturup konuşuruz siyasiler olarak. Biz böyle olmasını daha doğru düşünüyoruz, siz ne düşünüyorsunuz deriz, o kadar. Onun dışında hepsi kendisi özgürdür. Genel anlamıyla söylüyorum, biz de bürokrasimizden memnunuz. Bizi 2023'e taşıyabilirler mi dediniz, bizi 2023'e taşıyabilirler. Sayın Başkanım, sağlık konusuna girmişken Kocaeli'ndeki sağlık yatırımları hangi aşamada acaba? 2023 yılına hedeflenen belli çalışmaların olduğunu biliyoruz. Örneğin İzmit Devlet Hastanesi gibi, örneğin Başlıkeli'deki ilk yardım sağlık merkezi gibi, örneğin Gölcük Devlet Hastanesi gibi devam eden çalışmalar var. Bunlarla ilgili daha farklı projeler var mı acaba şehre? Yatırımlarında şu anda demin bahsederken kuvvetler ayrına laf geliyordu. Orada durdurduğunuz sadece bölge hastanesinde Danıştay'ın durdurduğu bir yatırımımız var. Yani onu durdurmasaydı zaten ihalesi yapılmıştı. 11 tane firma girmişti ihalesine. Yeterlilik ihalesiydi bu. 11 firmadan 9 tane firma yeterli kaldı. Eğer iş devam etseydi, sadece Kocaeli değil, Türkiye ölçeğinde devam etseydi bölge hastanemizin ihalesi olacaktı. Ve biz diyecektik ki yani büyük bir hastanemiz olacak ve sağlıktaki sorunlarımız inşallah artık olmayacak diyebilecektik. İnşallah tabii o daha bitmiş değil. Yargı devam ediyor. Devam ediyor. Ondan sonrasında inşallah olur. Ama bahsettiğiniz gibi İzmit'teki merkezdeki özellikle devlet hastanemizdeki her şey bitti. Sadece şu anda yöneticileri atanıyor biliyorsunuz. Evet. Onların yatırımları devam edecek. Bahsettiğiniz Gölcük'teki, Derinceli'deki hastanemizdeki, Darıca'daki, Gebze'deki hastanemiz onların ihaleleri yapılmış gidiyor. Sadece şu anda Derinceli'deki bir yer devri problemimiz var. Daha önce Gatan'da olan yeri. Orayı alacağız. Onun dışında bütün hastanelerimizde çalışmalar devam ediyor. Biraz doktor açığımız vardı. Onlara geçen Sayın Vekilimiz açıkladı. Onlara tamamlanıyor. Yani Kocaeli'de biz sağlıkta çok büyük bir sorun yaşamıyoruz. Siyasetin içindeyiz. Siz yapımcı olarak devamlı buralardasınız. Önceden mesela özellikle yoğun bakım yataklarında bayağı sorun olurdu. Bizi ararlardı. İşte yoğun bakımda bir hastamız var, nasıl yapalım gibi. Ama dikkat ederseniz şu anda mesela bizi çok arayan kalmadı artık. Çünkü 112 sistemi, demin de bahsettiğiniz Başlıkeli'de kullanılan 112'ler gibi sistemlerde 112 özellikle
bunu takip ediyor. Hassas bir genel sekreterimiz var. Talimatını vermiş aşağıya. Eğer ilk yarım saatte hastaya bir yer bulunamazsa mutlaka yardımcısını arıyorlar. Ama aradan biraz daha fazla süre geçti. Tabii durumun acilliğine göre değişir. Bulunamazsa mutlaka genel sekreter bizzat o hastayla ilgileniyor. Bugün şuna dikkat çekmek lazım. Özellikle kalp krizi gibi vakalarda önceden biraz sıkıntı çekildiği, işte anjiyodur, ne bileyim stent takmalarda sıkıntı çekildiğine ben şahidim, oluyordu. Ama bugün artık devletin her kademesinin uyumlu, güzel çalışmasıyla, ki bunun bir örneği Kocaeli'de çok iyi var, üniversiteyle sağlık müdürlüğümüz arasında var. Onların yaptıkları protokollerle bugün artık 24 saat böyle operasyonlarda hiç kimseyi aramadan direkt hemen üniversiteyle veya Derince'deki araştırmayla bu işler çözülebiliyor, hamdolsun. Sağlık sisteminde biz Kocaeli'de büyük büyük sorunlara sahip değiliz. Doktor sayımız biraz daha fazlalaştığı zaman, özellikle uzman ve dahili anlamında biraz daha fazlalaştığı zaman bizim neredeyse sorunumuz yok diyebiliriz. Halkımız bizim hem Türkiye'deki hem de Kocaeli'deki sağlık hizmetlerimizden memnun diye düşünüyoruz. Bazı hastanelerimizdeki fiziki şartlarımızı daha da güzelleştirdiğimiz zaman, o zaman işte gerçekten daha iyi yapabiliyoruz diyeceğiz. Geçmiş yıllarda verilen hizmetlerle şimdi kıyasladığımız zaman zaten bunun kalitesinin arttığını da bizzat müşahede edebiliyoruz yani. Sayın Başkanım, şimdi biz bu Danıştay ve yargı derken madem kuvvetler ayrılığı ilkesiyle ilgili de düşüncelerinizi alalım isteriz. Şimdi, yasama, yürütme, yargı. Dördüncü kuvvet bir söylem, medya da olsa. Şimdi özellikle yasama, yürütme ve yargı ile ilgili. Kesine çok dördüncü kuvvet derdi. Şimdi az da olsa sonuçta bir şikayet konusu olduğu zaman aslında güç olarak olmasa bile bizim yasa olarak belli olan bir üç tane ayrılması gereken kuvvetlerimiz var. Yasama, yürütme ve yargı. Ki bunda deminki konuda da bahsettiğimiz gibi Sayın Başbakanımız bile 10 yıldır iktidarda olan ve gücü de belli olan, halkın da teveccühünü bulunmuş bir iktidar olmasına rağmen hala bazı konularda aşılamadığını söylüyor. Neler söylemek istersiniz acaba kuvvetler ayrılığı ile ilgili? Geçmişte bununla alakalı aşılamayan şeyler olduğunu söylemişti Sayın Başbakanımız. Ama bunu söyledikten sonra Konya'da özellikle belki hafta 10 gün kadar televizyonlarda her tarafta tartışıldı. Cümleler, kelimeler başka başka taraflara çekilmeye çalışıldı. Hani çok bilinen ve Bektaşi'ye atfedilen bir hikaye vardır. Niye namaz kılmıyorsun? Ya Kur'an-ı Kerim'de yazıyor, namaza yaklaşmayın. Sadece o kısmını alarak, sadece kuvvetler ayrılığından bahseden kısmı alarak konuşmaları değişik tarafa çeken tartışmalar oldu. Daha sonra Sayın Başbakanımız buna açıklamayı, zaten söylediğinde bir şey yoktu ama bir açıklama daha getirmek zorunda kaldı ki söylediği çok doğruydu. Bu yasamanın, yargının ve yürütmenin kendi aralarındaki, yani her birinin ayrı ayrı kendisinin güçlü olması gerektiğini ve birbirlerinin işlerine yerindelik ilkesini söyleyerek karışmamaları gerektiğini söyledi. Demin bahsettiğimiz hastane buna çok iyi bir örnektir. Bizim bölge hastanemiz hem Türkiye'de hem de Kocaeli'de, eğer orada Danıştay bir şeyi gerekçe gösterip, gerekçe gösterdiği şeyi de biliyorsunuz, işte onun hastanenin yap işte devlette yapılacak, yap işte devlette yapılacak, bu hastanenin işte efendim içerisindeki diğer müştemilatları da kişi kullanmamalıdan hareketle, ben o kadarını biliyorum, Danıştay bunu engelledi. Şimdi Danıştay bir şekilde kendi kuvvetinin dışındaki buraya karışmamış olsaydı ve yürütme işini normal yapmış olsaydı bunlar olmayacaktı. Biz bunu daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 367'lerde veya önümüze gelen diğer unsurlu bir şiir okunmasından dolayı Sayın Başbakanımızın hapse girmesinde gördük. Bunlar özellikle yargı, siyasetten veya kaçıncı kuvvet diyorsanız medyadan, o dört diyorsunuz, başka şeyden asla etkilenmemelidir. Bugün baktığımız zaman bunun etkilenmediğini görüyoruz. Artık bütün kurumlar kendi işlerini yapıyorlar. Bütün kurumlar kendi işlerini yaptıkları zaman o zaman bir problem çıkmaz.
Eskiden vesayetten artık kurtulan Türkiye, bugün demokratikleşme yolunda her gün daha emin adımlarla ve hızlı koşar adımlarla gitmektedir. Biz böyle düşünüyoruz. Fakat kendisini yine geçmiş vesayet dönemine entegre etmeye çalışan ve ille de ikide bir ileriye bakmak, ufka bakmak gerekirken geriye bakmayı düşünenler o zihniyet, o günlere geri dönmeye çalışmakta ve tabii ortalığı karıştırmaya çalışmaktadır. Mesela bugün üniversitelerimizde çıkan olaylar da çıkarılmaya çalışan olaylar, çıkan demeyelim, bir illegal örgütler giriyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunları da bunlarla bağlantılı sayabilirsiniz. Hem ODTÜ hem Kocaeli Üniversitesi'ndeki olaylar bunlarla ilişkilendirebilir miyiz dersiniz? Kesinlikle. Bunları incelediniz mi? Örnek şehrimizdekiyle ilgili sıkıntı ne acaba? Öğrenciler ne istiyor? Şimdi ODTÜ'den başlayalım isterseniz, tamam, burayı ilintilendirmek için. Şimdi Göktürk 2 uydusu atılıyor. Evet. Daha önce de Rasat uydusu atılmıştı. Göktürk 2 uydusu ondan daha etraflıca, daha gelişmiş teknolojiye sahip bir uydu. Ve bugün bizim %80'ine yakını bizim tarafımızdan, bizim mühendislerimiz tarafından yapılan, teknoloji uygulanmış bir uydu. Bizim gurur duymamız gereken, inşallah bundan sonra fırlatmasını da belki önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda inşallah o da olabilir, fırlatmasını da kendimizin yapabileceği derecede bir uydu. Öyle bir uydu ki geçen Sayın Bakanımız geldiği zaman bahsetti. Artık bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. İhracatta mesela bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin kilogram fiyatı 1,5 dolar. Almanya gibi bir ülkenin, gelişmiş bir ülkenin ihraç ettiği ürünün değeri 7 dolar. Ama örneğin böyle bir uydunun, 400 kiloluk bir uydu bu ve bize mal satın alsaydık, eğer satın alsaydık, biz kendimiz yaptık, satın alsaydık bedeli 200 milyon. Dolayısıyla kilogram fiyatı 500 bin lira. TL. Şimdi bugün ihraç ettiğimiz bir ürünün kilogram değeri 1,5 dolar. Bir uydunun Göktürk 2'nin kilogram değeri 500 bin lira. Bu farkı ortaya koyduğumuz zaman her birimizin, bütün oradaki öğrencilerimizin, millet olarak bizim büyük bir gururla, onurla onun atılışındaki törene hiç olmazsa gönlümüzden, dualarımızla, alkışlarımızla destek olmamız gerekir. Ben böyle düşünüyorum. Ama oradaki ODTÜ'deki öğrenciler demek istemiyorum. Çünkü orada ODTÜ'deki öğrenciler çok azdı. Daha sonra ODTÜ'deki öğrenciler adına bir öğrenci kitlesi açıklama yaptı. Orada dışarıdan taşınmış oraya değişik militanların geldiğini, daha sonra şifreleri çözüldü. Herkes birkaç gün sonra ortaya çıktı. Rektörü nasıl baskı altına aldılar, onunla akşam nasıl toplantı yaptılar, orada hangi örgütler var, DHKPC bunun neresindeydi, dev yol neresindeydi gibi. Bunların da örgütlenmesiyle orada bir hareket yapmaya çalıştılar. Yani ben şimdi soruyorum. Yani sırtında molotof kokteyli olan, çantasında taş, sopa olan öğrenci olur mu? Biz de öğrencilik yaptık. Biz de bu üniversitede okuduk. Ama bizi oraya babalarımız dişinden, tırnağından, boğazından kestiğiyle gönderdi ve okumamız için gönderdi. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, Sayın Başbakan diyor, evlatlarını dişinden tırnağını artırdığında oraya gönderen öğrencilere sırtını dönemez diyor. Cümle çok yanlış. Cümlenin doğrusunu şöyle olması lazım. Dişinden tırnağından artırılarak oraya giden öğrenciler taşlarla, sopalarla, molotoflarla, lastik yakmalarla kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını bu şekilde illegal örgütlerle bu işi yapamaz. Gözüken o ki, bilinen o ki, İllegal örgütler buraya girmiştir ve üniversitelerde bir ateş yakılmaya çalışılmaktadır. Vesayetten demokrasiye geçtiğimiz bu günlerde, vesayete tekrar geri dönüş yapmak isteyen ve vesayete zemin hazırlamak isteyen bir grup insan, vesayet sevenler diyelim biz bunlara, onlar üniversiteden bu hareketleri çıkartıp sanki ortada bir şey varmış gibi bir çalışmalar içerisine girmektedirler. Geçmişte de bunun örneğini çok gördük aslında. Evet. Başbakanımız söylediği gibi
Böyle öğrenci nasıl olur? Böyle öğretim üyesi nasıl olur? Ben bugün öğretim üyelerine seslenmek istiyorum. Yani bu tür illegal hareketler içindeki öğrencilerin sırtını sıvazlayacağınız yerde lütfen onları akıllı izana davet edin. Bir kişi çıksın, kendi fikrini söylesin. Desin ki ben bu uydunun atılmasını istemiyorum. Ben Türkiye'nin gelişmesini istemiyorum. Ben Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında olmasını istemiyorum. Desin. Gönlü yetiyorsa, dili dönüyorsa desin. Şimdi zamanında üniversitelerde başörtüsü sorunu vardı. Başörtüsü için insanlar yürüdü. Siz hiç duydunuz mu başörtüsü için birisinin taş sopa attığını, birisinin molotof attığını, birisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin polisine zarar verdiğini siz hiç duydunuz mu? Bunlar tamamen örgütlerin de içinde olduğu, demin de bahsetmeye çalıştığım belli bir zihniyetin zemin hazırlamaya çalıştığı organizasyonlardır. Maalesef CHP de buna biraz çanak tutmaktadır. Zaten Silivri'ye çok gidip gelen, Silivri'nin yolunu çok aşındıran CHP'nin genel başkanı biliyorsunuz, milli kahramanımız Yörük Ali Efe'yi onlarla bir tutmuştur. Ve kalkıp onlara demiştir ki, her biriniz bir Yörük Ali Efe'siniz. Ya her biriniz Yörük Ali Efe olur musunuz? Bir tanesi milli kahramanımız, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin polisine, güvenlik güçlerine taşlarla, sopalarla, molotoflarla saldıran militanlar. Şimdi Kocaeli'ye gelelim. Kocaeli'de de bu tür hareketler oldu. Sorduğunuz çok iyi oldu. Üniversitede, rektörün deyimiyle söylüyorum, yani böyle parmakla saymacasına 17 kişi, bazen 20 kişi öğrenci bir araya geliyor. Efendim bağırıyorlar, çağırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bu da gazetelere çıkıyor. Efendim öğrenci hareketleri. Şimdi size soruyorum. 61 bin öğrencisi olan üniversiteyi 17 kişi veya 21 kişi, olsun 50 kişi, olsun 100 kişi. Hani ben böyle söyleyince birileri diyecek ki hayır orada daha fazla kişi vardı. Ben tek tek parmakla sayılarını söylüyorum. Geçenlere bir resim vardı. Uludere'yi anmak için yatanlar, onlar biraz daha fazlaydı. Yatak olunca daha fazla kişi yattı. Şimdi bunların böyle yapması koskocaman Kocaeli Üniversitesi'ni temsil edebilir mi? Efendim oradaki öğrenciler işte içeriye alınmış, buradakiler yürüyüş yollarında bir şeyler yapıyorlar. Geçenlerde, bundan bir hafta 10 gün önce iki tane öğrenci, Kocaeli Üniversitesi'nin öğrencisi değil, hatta bunlara öğrenci bile denemez. Çünkü maşallah suç dosyaları kabarık. Bir tanesi Edirne'den gelmiş, bir tanesi Çanakkale'den gelmiş. Bir tanesi Edirne Üniversitesi, bir tanesi Çanakkale Üniversitesi gelmiş. Gazetelere yansıdı, sizler de biliyorsunuzdur. CHP'nin il binasını basıyorlar. CHP'nin il binasına giriyorlar, camdan aşağıya bayraklarını astıkları neyse, şimdi kelimelerini hatırlamıyorum, sloganlarını asıyorlar. CHP polise haber veriyor tabii otomatik olarak. Zaten onlar da bir eylem peşindeler. Buraya kadar bir şey yok. Olabilir. Bir partiye gelebilir, bu binaya gelebilir. Militanlar bir şeyler yapmak isteyebilirler. DHKPC üyeleri bir şeyler yapmak isteyebilirler. Siz ne yaparsınız? Kendiniz bunu engelleyebiliyorsanız engellersiniz. Engelleyemiyorsanız polise haber verirsiniz. Ona da polise haber vermişler. Buraya kadar bir şey yok. Ama ben şunun bilinmesini istiyorum. Ben CHP İl Başkanı'nın buna cevap vermesini de istiyorum. Siz 3 saat boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin polisini neden içeriye sokmadınız? Neden o militanları almalarını engellediniz? Aradan o kadar süre geçtikten sonra neden onlara biz bunları savcılığa kendimiz teslim edelim diye teklif ettiniz? Daha sonra biliyorsunuz polis onları aldı, işte yargılandı, salındılar, salınmadılar neyse. Şimdi burada bizim siyasi partilerimizin dikkatli olması lazım. Onları uzlaştırmak için de BDP il başkanı biliyorsunuz geldi oraya. Şimdi bu tür şeylerin bizim halkımız tarafından dikkatle izlenmesi lazım. Özetlersek Kocaeli için söylüyorum. Siyasi partiler destekleyecekleri kişilere bu manada dikkat etmeliler. Bir siyasi partiye birisi illegal bir örgüt
suç dosyası kabarık kişilerle bir pankart asacaksa lütfen polisi engellemesinler, polis görevini yapsın. Tabii biz kötü örneklerin yanında iyi örnekleri de biliyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi teşkilatlardakiler, siyasetle ilgilenen gençler, üniversite gençliğinin iyi örnekleri de var ki yakın zamanda gençlik kollarınızın bir çalışmasını gördük. Tiyatro grupları kurmuşlar. Onlarla ilgili mesela güzel bir örnek olsa gerek. Ben bizim her cumartesi günü üniversite komisyonumuz partide gençler geliyorlar. Onlarla olmak ayrı bir keyif, onlarla olmak ayrı bir zevk. Çünkü üniversite günlerinize geri gidiyorsunuz. Onlardaki gözlerindeki ışıltıyı görüyorsunuz. Her cumartesi geliyorlar, toplantılarını yapıyorlar. Uzun süre toplantı. Toplantının bir kısmında da deneyim paylaşımı adı altında. O hafta kimlerse misafiri, milletvekilimiz olabilir. Efendim bir bürokratımız olabilir. Onların örnek alacağı bir kişi olabilir. Geçen hafta da beni davet etmişlerdi. Gittim, onlarla görüştüm. Hakikaten de birbirimize bir şeyler kattığımızı gördüm. Gençlik kollarımız, AK Parti İl Gençlik Kolları özellikle 12 ilçesiyle beraber güzel çalışmalar yapıyor. Örneğin her ilçeye gidiyorlar gençlik kollarımız. Her ilçeye standlarını kuruyorlar. Ve insanlara diyorlar ki, genç yaşlı kadın, başkan sensin, projelerini söyle bakalım. Sen başkan olsan ne istersin? Kamerayı kuruyorlar, onun formlarını dolduruyorlar, üye olmak isteyen üye yapıyorlar. Kişi de o da, ben başkan olsam ne yapardığımı anlatıyor. Şimdi mesela başbakana mektup diye bir projeleri var gençlik kollarımızın. Gidiyorlar, yine ilçe ilçe standlarını kuruyorlar. Siz olsaydınız başbakandan ne isterdiniz? Ne istiyorsanız. Onları başbakana mektup diye yazıyorlar. Bir tane programları da bizim 9,5 yılda Türkiye diye bir kitabımız var. Burada alnımızın akıyla 9,5 yılda bir kitabımız var. Bu kitabın içinde tabii biraz da rakamlara boğulmuş bir kitap. Yani bizim işte biz iktidara geldiğimizde 2002 yılında örneğin milli gelirimiz neydi, kişi başa düşen milli gelirimiz neydi, IMF'ye borcumuz neydi? Bugün bunların durumu ne? Şimdi bugün biz iktidara geldiğimiz zaman IMF'ye olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bugün itibariyle kalan borcumuz, biz öyle iyi niyet mektuplarını falan geçtik. Bugün kalan borcumuz 300 milyon dolar. Her an ödenebilecek başbakanımızın deyimiyle ama nasıl olsa ödesek bile bir şey değişmeyecek. Bari vadesinde ödeyelim. Ama o gün 23,5 milyar dolara karşılık kasamızdaki para yanılmıyorsam 28 milyar dolardı. Yani ödeseniz bir şey kalmaz. Tam takır kuru bakır olur. Ama bugün 121 milyar dolar bizim kasamızda para var. Hamdolsun. Şükürler olsun. Bugün eski Türkiye yok. İşte bu rakamları, bunları böyle bu rakamları kişilerin aklında kalması için ama teşkilatımız ama gençlerimiz bunların aklında kalması bir tiyatro oyunu düzenlediler. Oynayanlar bizim çocuklarımız. Amatör. Biz il olarak onlara destek olduk. Onların efendim tiyatro düzenlerini, kostümlerini hepsini ayarladık. Ve onlar dedi ki siz kendiniz bunu yapın. Bir tiyatroya gidip de bir para verip de gelin bize şu tiyatroyu oynayın değil. Biz tiyatro oynayarak gelmedik bu memlekette iktidara. Ama bunu şu anda bizim gençlerimizin amatörce yaptığı, belki profesyonellere taş çıkartacak şekilde amatörce yaptığı bir çalışmayla bu icraatlarımızı teşkilatımıza, gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Bugün 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkının verilmesini istiyoruz. Onlara seçilmek hakkıdır diyoruz. İşte Fatih Sultan Mehmet'in geldiği yaşlardan bahsediyoruz. İşte Mozart'ın yazdığı eserlerindeki yazdığı saatteki yaşlardan, Yavuz Sultan Selim'in yaşından, Büyük İskender'in yaşından bahsediyoruz. Bunlar da gençti. Ama bugün andığımız bu tarihe nam salmış insanlar gençlerden çıkmıştı. O zaman gençlere sahip çıkmamız lazım. Başka parti liderlerinin gençleri yan taraflarını alarak ya bunlar mı şey yapacaklar? Değil. Biz gençlerimize güveniyoruz. O halde gençlerimize kazanımlarını anlatmak lazım. Bugünkü gençler, eğer bizi dinleyen bir genç varsa, bundan 10 yıl öncesini, 11 yıl öncesini anlatsak onlara hikaye gibi gelir.
Yani gerek yereldeki hizmetlerimiz, efendim sağlık hizmetlerimiz, ekonomideki durumumuz, yollarımız, denizimizin temizliği, efendim trafiğimiz, değil mi? Bunların hepsini anlatsak, desek ki bakın böyle değildi. Bundan şu kadar zaman önce, çok geriye gitmeyelim, 2002'de efendim bir başörtüsü sorunu vardı. Üniversitede durum böyleydi. Vesayet vardı. Ordu 2'de bir tarafı, vesayet tarafından çağrıldığı zaman görev başına gelirdi. Bugün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı toplantılarında komutanlara karşı dönerek sizin korumanız gereken Cumhuriyet'i biz koruyoruz diyorlar. Evet. Halbuki Cumhuriyet'in sahibi biziz. Şimdi o gençlere bundan bahsetsek, desek ki ey gençler, sizin babalarınızın, dedelerin yaşadığı dönemlerde Türk müziğini bile 1930'larda dinlemek yasaktı. Türk'ü dinlemek yasaktı desek onlara bir hikaye gibi gelir. Ama bütün bu kazanımların bugün onlara anlatılması lazım. Bugün Türkiye'deki, ülkemizdeki hamdolsun sivilleşmenin onlara anlatılması lazım. Düne kadar, bundan 10 yıl önceye kadar Genelkurmay Başkanı kim deseniz herkes ismini bilirdi. Ama şimdi kim diye sorarsanız çok kişi ismini bilmez. Bu doğru bir yaklaşımdır. Doğrusu budur. Sivilleşen bir Türkiye'de artık her kurumun, kuvvetler ayrılığındaki gibi her kamu kurumunun kendi görevini yapması lazım. Sağlıksa sağlık sistemini yapması lazım. Yargının, yürütmenin, yasamanın mesela sivil anayasa yapıyoruz, değil mi? Onların da aynı şekilde bütün partilerin destekleyerek bizim sivil anayasamızı yapması lazım. Bugün hala da geçmişten kalan, kullandığımız ve bize de ters gelen kanunlarımız var belki. Ama kanunlar kanundur. Ne zaman düzeltilebilir? Yeni anayasayla düzeltilebilir. İşte bu yeni anayasayla bunları düzeltirse inşallah bugüne kadar Türk milleti olarak kazandığımız kazanımlarımız inşallah perçinlenecektir. Ben bunu AK Parti iktidarı için söylemiyorum. Sadece AK Parti inşallah önümüzdeki dönemde iktidar olacaktır. 2023'te de iktidar olacaktır. Yeni hedefimiz 2071'dir. İktidar olmak için MHP'nin de, iktidar olmak için CHP'nin de, iktidar olmak için bir başka partinin de şansı vardır. Bakın önümüzde seçim var. Onlar da iktidar olabilirler. Bir şartla. Sandıktan çıkmak şartıyla, demokrasiyi kullanmak şartıyla, milletimizin gönlüne girmek şartıyla. Bakın biz buna çok rahat güveniyoruz kendimize. Gencimizde, yaşlımızda diyoruz ki 18 yaşındaki gençler seçilsin. Niye? Güveniyoruz onlara. Gençlerimize güveniyoruz. Neslimize güveniyoruz. Asım'ın nesli diyoruz. İnşallah Asım'ın nesli olacak. Şimdi onlar da güvensinler. Onlar da gitsinler. İnsanların evlerine girsinler. Evlere girince ayaklarını halıların altına saklamasınlar ayakkabıyla girdikleri için. Yani insanların gönlüne girdiğiniz zaman siz de iktidar olabilirsiniz. Dolayısıyla teşkilatlı olarak biz çalışmalarımızı yüz yüze iletişimle, yani başbakanın deyimiyle ruberu, şimdikilerin deyimiyle face to face diyorlar ya, biz bunları yapıyoruz. Ve bütün teşkilatlarımız gecesiyle gündüzüyle sokaklarda. Bakın bugün günlerden salı, cuma günü inşallah Sayın Bakanımız şehrimize gelecek. Sayın Bakanımızın şehrimizi ziyaretiyle alakalı kendisine bir altlık olsun diye bütün STK'larımızı, odalarımızı, derneklerimizi dolaşıyoruz. Diyoruz ki onlara, Sayın Bakan gelecek, ekonomiyle alakalı sizlerin bir isteği, arzusu varsa oda olarak, örneğin siyahlar olarak bize söyleyin. Ama böyle çok kalın kalın kitapçıklar vermeyin bize. Bir özet şeklinde verin. Diyelim ki şu yasadan memnun değiliz çıkması düşünülen. Tabii biz bunları dün yapıyorduk. Bugün artık 2013'teyiz. Evet. Yılın ilk günündeyiz. Bunları bize anlatın. Biz de bakanımıza bunları aktaralım. Bir dosya şeklinde verelim. Ama zaten biz sizi o gün saat öğleden sonra, cuma namazından sonra hep beraber bir yemek yiyeceğiz. Orada bir konuşma olacak. Bu konuşmada da çıkın. Açık açık sorun. Hani konuşan Türkiye diyoruz ya. Konuşalım işte bunları. Daha sonra da Sayın Bakanımız inşallah teşkilatlarımıza gelecek. Akşam da il danışmamızı yapacağız. Cuma günü akşamında da danışmamızla birlikte hem
Kocaeli kamuoyunda sanayicimiz, odalarımız, başkanlarımız kimler gelmişse oraya onlarla birlikte hem de akşam teşkilatlarda güzel bir program olacağını düşünüyoruz. Evet. Diyeceğim şu ki biz parti olarak belki muhalefet partilerinin bile yapması gereken odalarımızı dolaşıp biz kendimiz soruyoruz. Diyoruz ki nasıl istekleriniz var? İnsanlardan kaçmak bir yana biz her zaman ayaklarına gidiyoruz. Evet. Tabii biz gençlerle başladık. Hizmetlerle reklam arasına girmeden önce biz şunu görüyoruz ve şunu anlıyoruz ki toplumun ve gelecekteki toplumları çocuklarımızın sonuçta emanetini taşıyorsak gelecek adına sorumluluk alan projelerin hepsine varız, hepsini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, izninizle Büyükşehir Yasası ile ilgili düşüncelerinizi de almak isterim. Onun akabinde de Büyükşehir malum örnek bir şehir olduk. Türkiye'deki diğer büyük şehirlerin uygulamalarında örnek alınacak uygulamalarıyla birlikte zikrettiler. Evet. Bu da bizim için bir mutluluk verici. En azından bir uygulama şehri olarak da ki bir süre sonra yanılmıyorsam belediye başkanları da buraya işimi ilimizi ziyaret edecekler. Tabii, uygulamayı görmek görecekler. Gerekir. Bu konuda neler söylemek gerekir acaba? Şimdi biliyorsunuz biz İstanbul ve Kocaeli il sınırları büyükşehir sınırı olan aynı zamanda iki tane pilot ildik. Daha çok Kocaeli daha sonradan olduğu için pilot bir il olarak gözüktü Türkiye gündeminde. Ve hamdolsun tabii bu kadar birleşmeden 44 belediyemiz vardı. Bir de büyük şehrimiz vardı. Ben de onlardan bir tanesiydim. Kapatılan bir beldenin en son belediye başkanlarından bir tanesi de bendim. Diğer arkadaşlarımız da olduğu gibi. Şu anda bir büyükşehir ve 12 ilçe belediyesine düştük. Ve geçen bu süreç zarfında Kocaeli Büyükşehir'i, tabii ki Sayın Başkanımız İbrahim Bey sayesinde, onun da büyük emekleriyle, ekibiyle birlikte güzel çalışmalar imza attı. Sayın Başbakanımız da ve Ankara'da bütün bunlara bakıp Kocaeli'nin bu pilot olarak uygulamasından memnuniyeti görünce nüfusu 750 bini geçen illeri büyükşehir yapma kararı aldı. Bununla alakalı olarak da şu anda bizde olmayan bazı değişiklikler de getirdi. Şu anda büyükşehir olan illerimizin kapatılacak belde belediye başkanları inşallah 11'i akşamından itibaren 12'si ve 13'ünde program yapmak üzere şehrimize gelecekler. İnşallah hoş gelecekler. İnşallah buradaki hizmetleri görüp bunun ne kadar da güzel bir şey olduğunu görecekler. Bu işin ayrı tarafı. Bizi etkileyen tarafı, Kocaeli olarak etkileyen tarafı köylerin mahalle olması. Bunun dışında zaten biz büyükşehirin hizmetlerine alışığız. Büyükşehir alakalı kitapçıklar bastırdı, genel merkezimiz bütün illere gönderdi. Ama biz zaten bunun sadece köylerle alakalı kısmıyla ilintiliyiz. Burada bize ilgilendiren kısmı şudur, açık ve net olarak. Bütün köylerimiz mahalle olacaktır. Aynı bir Tepecik Mahallesi gibi işte efendim Balören Mahallesi olacaktır. Köyün ismi Doğantepe Köyü var bizim orada mesela başka Doğantepe Mahallesi olacaktır. Onun dışında 5 yıl vergiden muaf olacaklardır. Bir de oradaki su parası en düşük su parasının %25'ini geçmeyecektir. Yani sizin bir eviniz varsa bir tanesi İzmit'te, bir tanesi de daha sonradan mahalle olan bir köyde bir eviniz varsa burada su 1 liraysa orada su 25 kuruş olacaktır. 0.25 lira olacaktır. %25'i geçmeyecektir. Bunlar o mahalleye dönüşen köylerimiz için ekstra olan güzelliklerdir. Ben şimdi bakıyorum bazı milletvekillerine. Memnuniyetsizliklerden bir tanesi de su parasının geliyor olması. Zaten su parası onlarda var şu anda. Evet. Hepsinde var su parası. Su parasını ödemek istemeyen bir iki yerimiz var. Evet. Onun dışında su parası var. Şimdi siz bir kere realiteyi bir konuşalım. Gerçekleri bir konuşalım. Bizi buradan sizin televizyon sayesinde izleyen köyde oturanlar da var ama şehirde oturanlar da var. Bugün biz Kocaeli'nin herhangi bir köyüne gittiğimiz zaman altyapısı var mı? Temiz suyu var mı? Doğalgaz olan yerlerimiz var. Köylerimizin bir kısmında. Asfaltı var. Oyun parkları var. Oraya giden hizmetler var. Dikkat edin bütün köy muhtarlarımız büyükşehirle hepsi ilişkili bir şekilde veya ilçe belediyesiyle oradan parkelerini, yollarını hepsini yapmaktalar. Bütün bu hizmetler gidiyorsa o zaman onlar da aynen bizim gibi.
elektrik paralarını verdikleri gibi, telefon paralarını verdikleri gibi, internet kullanırsa onların paralarını verdikleri gibi bu hizmeti alıyorlar. Atık su hizmetini de alıyorlar. Büyük bir çoğunluğu. O zaman su parasını da verecekler. Ha, kanun ne diyor şimdi? Bunlar su parasını %25'ten yukarıya vermesinler. Bu çok güzel. 1/4. Yani biz 1 lira ödüyorsak onlar bizim 1/4'imizi ödeyecekler. Bu da onlar için çok güzel bir şey. Her şey bu kadar açıkken ben şaşıyorum. Hala da özellikle CHP milletvekillerimiz köylere gidip veya CHP örgütlerindeki insanlar köylere gidip ya sizin mahalle olmanız çok yanlış bir şey gibi nasıl anlatıyorlar veya neyi dayanak tutarak anlatıyorlar ben şaşırıyorum yani. Yani bu kadar olumlu şeyden sonra bunu olumsuz gibi anlatılmak ancak olsa olsa CHP'lilerin bir maharettir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim zaten biz büyük şehiriz, hizmetlerimizi alıyoruz. Örnek pilot bir iliz, Sayın Başbakan'ın defalarca söylediği örnek gösterilen bir iliz. Bunun için bir kere büyük şehrimizin tabii Sayın Başkanımız başta olmak üzere onun şahsında tüm ekibine de teşekkür etmek lazım yaptıkları çalışmalar için. Bu çalışmalar biter mi? Yani büyük şehirdeki veya ilçe belediyelerindeki her hizmet biter mi? Ben de belediye başkanlığı yaptığım için insanın yaşadığı her yerde, insanın olduğu her yerde ihtiyaçlar bitmez. Bugün büyükşehirimizin yaptığı çok güzel hizmetler var. Bakın evde bakım hizmetini düne kadar büyükşehir yapıyordu. Cenaze hizmetleri var. Çok övgüyle bahsedilir. Efendim ilaçlama hizmetleri var. Hasta nakil hizmetleri var. Zaten İbrahim Bey sağ olsun yolun darına genişine bakmaz. Hizmeti kimin yaptığına bakmaz. Kavşak yapılacaksa Ankara yapacakmış diye bakmaz. Hepsine kendisi müdahil olur ve yapılması gerekeni gücümüz yettiği nispetçe yapmaya çalışır. Ben buraya bir girinti yapmak istiyorum izninizle. Özellikle söylemek istiyorum. Çünkü geçen sezondaki programlarımızdan birinde biz köylerimizi, köylülerimizi de programımıza davet ettik. Büyükşehir'in hizmetlerinden memnun musunuz diye sorguladık. Ve memnuniyet verici bir şekilde hizmetlerin gittiğini rakamlarla ve görsellerle de bizzat şahit olduk ve öteki siyaset ekranlarında yansıttık. Şimdi bu tür verilen hizmetlerin çoğalmasıyla aslında muhalif düşüncelerin ve söylemlerin de en azından halk nezdinde pek önemini yer bulmayacağını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu hizmetlerin çoğalması ve devam etmesi sanırım büyükşehir olgusunu da daha da güçlü kılacak önümüzdeki. Şimdi ben size şu kadarını söylemek isterim. Yani özellikle burada gazetelerde işte efendim birkaç resimle sanki böyle köylerimizde hizmet gitmiyormuş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ama siz kendiniz istediğiniz bir köyü seçin, istediğiniz bir köyü seçin, oraya gidin. Büyükşehirimiz hizmetlerini oraya sorun lütfen. Oradaki birkaç köyümüzde muhtarımızla bir konuşun. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın o köye kaç kere gittiğini de sorun. Büyükşehir Belediye Başkanımızın o köye kaç kere gittiğini de sorun. Göreceksiniz her köy, her köylümüz, her muhtarımız çok büyük oranda bundan memnuniyetini ifade edecektir. Memnun olmayan olur mu? Tabii ki olur. Yani %100 memnuniyet, mükemmeliyet diye bir şey yok. Bir de bizim şöyle bir şeyimiz de var. Hizmet kalitemiz yükseldikçe şunu fark ediyoruz. İlçelere gittiğimiz zaman biz tek tek teşkilat olarak bütün ilçelerimizi dolaşıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Örneğin bir mahalle yapılmış. Aradan 2-3 sene geçmiş. Taşta bir şey yok. Parkede bir şey yok. Ama yan tarafta başka bir mahalle yapılmış. Onun hizmeti daha sonra gelmiş. Ama orası daha güzel. Bakıyorsunuz bu mahalle diyor ki bizim mahallemize hizmet istiyoruz. Ama bir şey yok. Yani su yok, göl yok, bir şey yok. Diyor ki daha güzelini istiyoruz. İnsanlar her zaman daha güzelini ister. Bu çok normaldir. Örnekler çok isteyecek. Ve bizim vatandaşlarımız da buna layıktır. O ayrı mesele. Ama bugün hamdolsun asfalt anlamında, altyapı anlamında hizmetler çok değişik noktalara gelmiştir. Biz bugün İzmit'ten konuşuyoruz. Biz İzmit'te yaşayan, İzmit'te esnaflık yapan bir kardeşinizim. İzmit'te bizim iktidarımızdan önce, ben daha siyasete girmezden, 94'ten beri esnafım. Bir yağmur yağdığı zaman, az olsun çok olsun, bir yağmur yağdığı zaman Fethiye Caddesi'nde dükkanım var, Hürriyet Caddesi'nde dükkanım var. Oraları mutlaka su basardı. Bulvarı söylemeye gerek yok. Her tarafı su basardı ve bunu insanlar normal görürdü.
Derdi ki afet var. İşte çok yağmur yağdı. Efendim belediye yetişemedi. Ama hamdolsun bugün çok çok büyük bir afet olmadığı sürece olabilir. Belli zamanlarda, belli noktasal, lokal yerlerde sorunlar olabilir. Ama onun dışında yapılan İSU'nun yaptığı altyapı yatırımları ile onların da çok başarılı bir genel müdürleri ve ekibi var. Teşekkür etmek lazım. Onların yaptığı güzel çalışmalarla biz bugün şehrimizde böyle bir sorunu çok çok yaşamıyoruz. Ben belediye başkanlığı yaptım. Kullarda, her yağmurda ben dışarıdaydım. Her yağmurda. Hiçbir yağmur akşamı ben uyuduğumu hatırlayamıyorum. Çünkü uyumak ne mümkün? Daha iktidarın ilk zamanlarında, yani 2004'ten hemen sonrasını söylüyorum. Her tarafı su basan bir ortam, derelerin taştığı bir ortamdaydık. Ama şimdi yağmur yağıyor, biz yağmuru seyrediyoruz. O kadar güzel bir şekilde. Sayın Başkanım, peki yine 2023 Türkiye'sine hazırlanan bir Türkiye ile birlikte Kocaeli var ve bizim hattımız yüksek hızlı tren hattı ile birlikte bizde de bir güncel bir konu var. Taş ocağı meselesi var. Programımıza bitmesine de az bir süre kaldı. Bununla ilgili neler söylemek gerekir? Ne zaman bitecek? Nasıl görüyorsunuz bu projeyi? Bizim 2023 ile alakalı seçim döneminde bastırdığımız bir kitapçığımız var. Böyle boyutları bu şekilde olan kitapçıktı. Şimdi bu kitapçıkta bizim orijinal kitapçık, bu yeni basılmış, o zaman basılmış bir kitapçık. Bu kitapçıkta biz Bilişim Vadisi'nden başlayarak, izin verirseniz bunlardan da biraz bahsetmek isterim. Bilişim Vadisi'nden başlayarak her sayfada ayrı bir hizmetimizi gösterdik. Bu kitapçık herkeste var. Basın mensuplarında da var. O zaman bizi izleyen diğer siyasi partilerde de var. Çünkü biz bunların binlerce bastırıp dağıttık. Dedik ki biz 2023 vizyonumuzda bunları yapmayı taahhüt ediyoruz. Şimdi Bilişim Vadisi şu anda Sayın Bakanımız da açıkladı. Yer tahsisleri yapıldı. Onun şirketi kuruldu. Efendim geçenlerde sonra Bilişim Vadisi'nde bir şey olmuyor. Ya Bilişim Vadisi oraya bir bina kurmak gibi bir şey değil. Yerini yurdunu ayarlayıp oraya yatırımcının gelmesiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla Bilişim Vadisi şu anda yolunda gidiyor. Bakın sene 2013. Yani daha zaman çok yakın. Tabii. Ama zaten biz hedefleri yazarken 2023'e gitmeden bunları yapacağımızı da biliyorduk. Cengiz Topel Havaalanı o zamanlar yoktu. Elhamdolsun bugün Cengiz Topel Havaalanı çalışıyor. Daha iyi çalışabilir mi? Daha çok illere gidebilir mi? Daha efendim değişik firmalar gelebilir mi? Tabii gelebilir. Geçen hafta bir teşvikler çıktı özel mesele. Onlarla birlikte herhalde daha etkin kullanılacak Cengiz Topel. Öyle bekliyorsun. Hem bakanımız açıkladı hem de bu acaba buradaki Borajet buradan gidecek mi denildiği zaman ben de Türk Hava Yolları'na gittim. Temel Bey, genel müdürümüz, benim üniversitede hocam, bitirme hocam bir de özellikle. Hem hocam hem de bitirme hocam. Dolayısıyla kendisiyle bir o günden beri öğrenci-hoca ilişkisi var. Güzel de bir ilişki, yıllardır devam eden. Benim il başkanımla bir alakası yok. Yıllardır biz iyi görüşürüz. Ben de kendisiyle gittim, görüştüm bu konuyu. Bizzat sırf bunun için bir randevu aldım, gittim. Ve Anadolu Jet'i, Türk Hava Yolları'nın burayı bırakmayacağını ve kendisinin gireceğini söyledi. Yakın zamanda inşallah onlar girer. Daha da güzel bir hale gelir. Şimdi Körfez geçişi zaten biliyorsunuz devam ediyor. Temelleri atıldı. Rutin bir şey devam ediyor. Yani şu anda yapılacak mı yapılacak diye bir şey söylemiyorum. Rutin, ihalesi yapılmış, devam ediyor. Bir hızlı tren. Şu sayfanın burasında duralım. Sizin sorduğunuz için. Hızlı trende şu anda bizim hızlı bir şekilde bu tren hattını yapmamız lazım. Gözden kaçırmayalım lütfen. Şu anda hızlı tren olmadığı gibi mevcut çalışan trenlerimiz de çalışmıyor bizim. Bizim tren yolumuz kapalı şu anda. Ve bizim bunun bir an önce bu tren yolunun açılması lazım. Bununla alakalı da tabii ki taş ocağı lazım. Bir maden lazım. Bugün bizim İlgenen Meclisi grup toplantımız vardı buraya gelmeden önce. Oradaki İlgenen Meclis üyelerimizde de onlar da bir rapor hazırlıyorlar çünkü. Onlarla da tartışma fırsatını bulduk. Bakanımız cumartesi günü buradaydı. O da aynı şekilde basın açıklamalar yaptı. Daha önce benim, Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekilim açıklamaları var bu şehirde. Burada biz mecbur kaldığımızdan dolayı, evet yeşile, doğaya kimse el demek istemez. Hele hele bu şehirde bir Büyükşehir Belediye Başkanı var ki ileride çok daha zaman geçtiği zaman yeşille, ağaçlarla, çınarlarla alınacak bir kişi.
Çünkü o çınarlar büyüyor çünkü. Artık onlar daha da kökleşecek. Şimdi bu kadar yeşile saygısı olan, kıyametin koptuğunu dahi bilsin, fidanı yere dikin diyen bir hadisi şerife inanan ve oradan gelen bir topluluk olarak bizleri yeşile saygısını tartmak bir başkalarının haddi değil. Ama bakıyorsunuz bugün efendim Taş Hoca ile alakalı maaşı küyeliler hariç herkes oraya yürüyüş yapmaya gidiyor. Gidiyorlar, sucuklarını yiyorlar, ekmeklerini yiyorlar, geliyorlar. Ve böyle nöbetçi şeyciler var. Muhalif kanat nöbetçi yürüyüşçüler var böyle. Halk evleri gibi. Bunlar da mesela hemen oraya gidiyorlar. Efendim biz şuna karşıyız, biz buna karşıyız. Diyemiyorlar biz gelişmişliğe karşıyız. Diyemiyorlar biz hızlı trene karşıyız. Efendim taşı başka yerden alın. Yani şimdi Maşukiye'nin yeşili de yeşildir. Aslan Bey'in yeşili de yeşildir. Suadiye'nin yeşili de yeşildir. Her tarafın yeşili aynıdır. Bizim çevreye bir saygıyla bunları yapmamız lazım. Bizden önce örneğin Sayın Bakanımız bahsetti. Gebze'nin giderken gişelerin orada büyük böyle taş ocakta alanı var. Şimdi orada yeşil diye bir şey kalmamış maalesef. Şimdi orada bugüne kadar katledileni vatandaşlar gördüğü için belki biraz tedirgin olabilirler. Şunun bilinmesini istiyoruz. Biz Maşukiye'deki yeşil alana bir zarar vermek istemiyoruz. Mecburiyetten dolayı bu taşı almak zorunda kalıyoruz. Bununla alakalı da bu taşı aldığımızda burayı eski haline tekrar geri döndüreceğiz. Bununla alakalı firma bir taahhütte bulunacak ve firma bunu alırken böyle dağdan bir yar açarak, bir şevlendirerek almayacak. Öbek öbek çukurlaştırarak alacak ki daha sonra doldurulması kolay olsun ve üzeri ağaçlandırılabilsin. Yani biz bunu... Bu projeyi de görebilirse aslında belki toplum. Belki de, evet. Sonraki süreçte bu belki buradaki mümkünmez. Belki buradaki eksiklik biraz da bizden kaynaklanıyor olabilir. Yani biz bunu herkesin bildiğini varsayıyoruz. Bir de Maşukiyelilerden bir sorun yok. Kartepe'den bir sorun yok. Sadece kendisini göstermek isteyen siyasi partiler özellikle. Yani gidip oralara biz efendim çevreye saygılıyız falan gibi değişik herkesin söyleyebileceği söylemlerle icraatlar yapmaya çalışmaktadır. Bunun dışında bir şey yoktur. Dediğiniz gibi oraya oranın eski haline belki şuradan alacağız ve şu kadar dönüm alacağız. Daha sonra da burayı şu şekilde projelendireceğiz dense daha da rahat olabilir. Elinizdeki çünkü projeler hedeflerde ve gerçekleştiğini görüyor insanlar. Görüyor. Orada bakın, da belki bu tür bir projeyi somut bir şekilde görürse bu kadar ses belki çıkmaz diye düşünüyorum. Bakın biz bugün 12 ilçe ve bir büyük şehrin AK Partili olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Ben bugün diyorum ki biz önümüzdeki dönem yine 13 tanesini alırız. Kimsede bir şey yok. Ya olur mu demiyor. Biz önümüzdeki dönem genel seçimlerde de yine yüksek bir oy alırız. Hem de oylarımızı daha da artırırız diyoruz. Yine herkes diyor ki evet bunlar diyorsa yapar. Bugün bir duayen gazeteciyle konuşuyorduk sabah. Şimdi şu anda gözüken şu, Sayın Bakanımız da açıkladı. %70'e 30 şeklinde sağ ve sol taraftaki oylar var. 70'e 30. Ama bu şu anda 75'e 25'e doğru gidiyor. Dolayısıyla sağdaki oylar daha da fazla artıyor. Hani yetmez ama evet diyenler vardı ya, işte onlar gibi. Bu biraz daha artıyor. Ve bunların oyları biliyorsunuz yetmez ama evet, yani referandumda %61'di. Demek ki biz %61'i alabiliriz. Biz %61'i alabileceğimizi gördüysek ve sağdaki oylar daha da fazla arttıysa 70-75 gibi, o zaman bizim yeni hedefimizin en az %60-61 olması lazım. En az referandumdaki gibi. Dolayısıyla bizim de çalışmalarımızı bu yönde gittiğimizin herkesin bilmesi lazım. Biz oylarımızı artırmayı hedefliyoruz. Diğer partiler biliyorsunuz bir tanesi gerçi çok şeye talip değil ama diğer bir parti 6 tanesine talip. Ama hangilerine talip olmadığını açıklamıyor. Çünkü en azından biz de oradaki çalışmalarımızı değiştiririz değil mi? Sayın Başkan'la yaptığımız programa tarih verdi. Şubat'ta açıklayacağım dediler o 6 ilçeyi.
Niye Şubat'ta? Bugün kendilerine ilgili çalışma süreçleri 17 Şubat'ta tamamlanacak. Valla biz Şubat'ı falan bekleyemeyiz. Ben buradan açıklıyorum. Büyükşehir ve 12 ilçenin tamamını alırız. Öyle 6 tane mi 6 tane değil. Biz tamamına talibiz. Biz bu millet tarafından hamuru yoğrulmuş bir partiyiz. Ve bu milletin evlatları geçmişte olduğu gibi şimdi yine sahnede, siyaset sahnesinde vesayet dönemi bitti. Yani onlar bugün 2013'ün ilk günü. Onları uykudan uyanmaya davet ediyorum ben, diğer partileri. Çünkü biz çalışıyoruz ve biz tamamına talibiz. İzin verirseniz bakın birkaç sayfa daha çevireyim size. Kent meydanı. Bakın bu kent meydanı konusunda Sayın Bakanımız açıklama yaptı. Çok da doğru bir açıklama. Bu şehirdeki siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, siyatların, efendim odaların kendi görevlerinin dışında bir de şehirle alakalı düşünmeleri, proje getirmeleri, efendim konuşmaları gerekir diye düşünüyoruz. Bununla alakalı Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, örneğin kent meydanına nasıl bir proje yapalımı konuşmamız lazım. Şimdi yan tarafına biz valilik binasını yapıyoruz. Buradaki projede belirtilen, yani şu kısmı yapıyoruz. Şu an ihalesi ihalesi bitti. Şu anda müteahhit devam ediyor. Evet. Kısa zamanda bunu bitirir. Kısa zamanda bunu bitirecek ki eski valilik binasını yıkıp onun altına otoparkını yapacağız ve orayı bir meydan haline getireceğiz. Evet. Burası bitiyor. Hiç kimse, bakın buna bakarken böyle hiç kimse, ya bu kitap çok kalınmış, bunun acaba ne kadarını yaparlar diye düşünmüyor bizim milletimizde. Bizim yapamama gibi bir derdimiz yok. Parayla pulla bir işimiz yok. Bizim projeyle işimiz var. Burasını tartışalım diyor Sayın Bakanımız. Merkez Bankası'nın orayı aldığımız zaman ne yapalım? Bir otel mi yapalım veya başka bir şey mi yapalım? Bunu tartışalım, değil mi? Onunla beraber Adliye Sarayı'nın yanındaki SEDAŞ binası vardı. SEDAŞ onu da tartışalım ve onu da düşünceleri. SEDAŞ binasını tartışalım. Bize kalırsa SEDAŞ binasını komple yıkalım. Onun yerine yeni bir bina yapalım. Adliye binasıyla ikisini alttan üstten nasıl ise teknik olarak birleştirelim bir tünelle gerekirse. O ikisini beraber kullanalım. Adliye binasının hemen yanında bir yeşil alan var. Evet. Olmazsa o yeşil alanı SEDAŞ binasının yerine koyup yeşil alana bir bina yapalım yakın olduğu için. O ikisini birleştirelim. Ek bina yapalım. Ek bina gibi. Evet. Onları birleştirelim. Onların kendi arasında bir geçiş olsun. Ben geçen adliyeye gittim. Beni şahit yazmışlardı. Gitmişken hem şahitlik yaptım hem şahitlik yaptım diye 20 lira bir ücret verdiler. Onu aldım. Hem gitmişken de yemekhanelerinde yemek yedim. İcra müdürlüklerini dolaştım. Diğer müdürlükleri dolaştım. Mescitlerine baktım. Efendim fizik imkanlarına baktım. Ve orada koridorlardaki hakikaten yaşanan zorluğu da gördüm. Kalabalığı gördüm. Dolayısıyla örneğin bunu tartışalım. O yeşil alana bir bina yapıp SEDAŞ binasını sonra yıkalım mı? Yoksa SEDAŞ binası yıkıp onun yerine bunu yapalım mı? Bunları konuşalım. Bunu herkes konuşsun ama siyasi partiler de konuşsun. Bugün sivil toplum kuruluşları da konuşmalı. Tabii. Bugün mesela gazetelerde işte MHP'mizin il başkanı Aydın Bey demiş ki işte Merkez Bankası'nı polis lojmanı yapalım. Evet. Örneğin bir fikirdir. Düşüncedir. Bir düşüncedir. Ya öğretmeni ya evi ya da polis evi. Mesela bir düşüncedir. Tabii o çok şey. Bence çok doğru düşünce değil. Yani öğretmeni olsun, polis lojmanı olsun, başka bir yerde olsun. Yani polis evi olsun, başka bir yerde olsun. Burası daha böyle şehrin de, bakın şehir esnafının, Fethiye Caddesi'nin, İşler Caddesi'nin, yürüyüş yolunun esnafının canlanması lazım. Hep bunu konuşuyoruz. Bu İzmit'te yaşayan esnafımız biz burada. Şimdi esnaflarımız bunu seyrediyorsa buna hak verecektir. Orada çok güzel bir otelin veya başka bir ne varsa esnaflarımız da canlılık katacak bir şey yapalım. Yapalım hep beraber. Gelelim şehre bir katkısı olsun. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bakın devam ediyoruz. Kaplıca ve Sağlık Turizm Merkezi. Yeni yeni otellerimiz yapılıyor biliyorsunuz. 5 yıldızları var. Kaplıca otelleri var. Gölcük Belediye'mizin kendi yaptığı oteli var. Gebze Üniversitesi. Bununla alakalı biliyorsunuz. Zaten çalışmalar bitti. Sadece ismi değiştirecek. Gebze Üniversitesi olacak. Ondan sonra fakülteler kurulacak. Bu arada inşallah bir ilahiyat fakültesi de Kocaeli Üniversitesi'nde kurulacak. Yani
Bu da çok güzel. Özellikle gönüllü kültür teşekküllerinin çok takip ettiği, olmasını arzuladığı bir çalışma. Sağ olsun rektörümüz bu konuda girişimlerini bitirdi ve herhalde bu ay içinde YÖK'e gider bir ilahiyat fakültesi ve burada kurulur. Şimdi Kocaeli Sağlık Kompleksi mesela işte bahsettiğimiz kuvvetler ayrılığından doğan ve bugün Danıştay tarafından durdurulan bir projemiz. Sayfanın ortalarında bir yerde. Şimdi Marmaray-Kocaeli entegrasyonu biliyorsunuz her şey yolunda bir problem. Namazgah Barajı tamamen büyükşehirimiz tarafından finanse edilen ihalesi yapılmış, gövdesi atılmış ve şu anda hızlı bir şekilde giden ve önümüzdeki günlerde su tutacak olan bir projemiz. Efendim Kuzey Otoyolu 3. Köprü bağlantısı, İzmir Otoyol bağlantısı bunlar bekleyen projelerimiz. Sile-Kandıra, Karasu, Karadeniz yolu devam eden projemiz. Eski İstanbul yolu şu an projelendiriliyor. Geçenlerde bir iki önce bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız helikopterle gitti, araziyi gezdiler. Sapanca duble yolu çok konuşulan ve şu anda bir tarafı açıldı. İnşallah aksilikler olmuyor mu? Oluyor. Aksilikler oluyor. Altyapısında efendim daha öncesinde alttan geçen tüpraşa gelen boru hatlarında gibi. Bunların dolayı aksamış ama bir hatta açılmış, diğer hattı devam eden bir çalışmamız. Bakın 2000 burada Gebze, Gölcük, Adalet Sarayları, GİOS, Kandıra Gıda Organ Sanayi Bölgesi bununla alakalı sorunları biliyorsunuz. Buralarda efendim biraz işi yavaşlatmaya çalıştılar ama hamdolsun şu anda bir problem yok. Yakınında o da biter. Sosyal güvenlik bölgesi. Kandıra Devlet Hastanemiz. Şu anda çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yakın zamanda biter. 2023 değil, 2013. Yani bütün bu hizmetlerimizin hepsi çok yakın zamanda inşallah Allah'ın yardımıyla hizmete girecek olan şeyler. Bizim bu kitap için çok sayfası şu anda bitmiş ve devam ediyor durumda. Biz vaat satmıyoruz. Bir başkaları gibi iktidara gelirsen 5000 kişiyi işe alacağım falan demiyoruz. Sayfalar bittikçe siz 48 senede şey yaptığını görüyorum. Hedefleri ileride 2071'leri hedefleyen yeni çalışmalar yapıyor AK Parti. Yaşayanlara, ömür verenlere inşallah o günleri gösterir. Ama şunun bilinmesini istiyoruz. Bizim hedefimiz önümüzdeki bu yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı veya genel seçim değil. Onun daha ilerisini, daha ilerisini, hep daha ilerisini konuşuyoruz. Biz başbakanımıza, Ankara'daki büyüklerimize, ekibimize, genel merkezimize, onlar bize, bu dua ordusu milletimiz, başbakanımız ve onun bu ekibine, AK Parti'ye güveniyor. Olay bu. Biz bütün hepsini bunların dualarla olduğunu biliyoruz. Ben şahsen biliyorum. Bizim yaptığımız şeyleri, başbakanımızın yaptığı icraatları Allah bereketlendiriyor. Rüzgar ne taraftan eserse essin, yelkenimizi o tarafa doğru çevirdiğimiz zaman bizim gemimiz, hizmet gemimiz doğru yolunda gidiyor. Ve ben biliyorum ki 2023'te bizi 500 milyar dolar ihracatıyla 25 bin dolar kişi başı milli geliriyle daha güzel bir Türkiye bekliyor. Daha güzel bir gelecek bekliyor. Gençlerimize emanet edeceğimiz, çocuklarımıza vereceğimiz daha güzel bir Türkiye'miz, daha güzel bir Kocaeli'miz olduğunu ben biliyorum. Ben bizim bu hayallerimizin, bizim bu gelecekte yapmak istediklerimizin diğer partililer tarafından da görülmesini istiyorum. Bizim partimizde kıskançlık yok, kin nefret yok. Bu koltuk benim, ben bu koltuğu hiç kimseye vermem yok. Ben il başkanıyım. Bugün buradan dün olduğu gibi bütün partide siyaset yapmış kardeşlerimizi, siyasete ilgi duymayan herkesi, başbakanla kim siyaset yapmak istiyorsa partimize davet ediyoruz. Gelin birlikte yapalım. Efendim siz çok daha bu partinin tozunu yutmak zorundasınız. Hele bir durun bakalım, biraz çalışın diye bir şey yok. Seferilik yok bizim partimizde. Geldiniz, çalışmaya başladık beraber. Yarın bir gün önümüze gelen şeylerde, fırsatlarda nasipse sizler yapın. Sizler alın gidin. Yoksa böyle her şeyi biz yapacağız. Siz sadece bize oy verirsiniz. Öyle bir düşüncemiz olmadı. Bundan sonra olmayacak. Çünkü başbakanımız öyle değil.
Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Hem 2023 Kocaeli'si, Kocaeli'yi hem de 2023 Türkiye'si ile ilgili projeleri, 2012 sürecinin değerlendirmesini beraberce içtenlikle samimi duygularla paylaştınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür. Çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür. Saygılar sunuyorum. Efendim bir öteki siyasetin daha sonuna geldik. Bir başka öteki siyasette buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İyi geceler.